Nasılsın Eşen? Nasıl oldu Melia teyze? Seviyorsun değil mi Melia teyzeyi çok? İyi olsun istiyorum. Gidip geliyor musun görmeye? Can için. Can için geldiğimde uğruyorum. Şey için diyorum, Ezel'le karşılaşırsınız falan diye. Eşen bugün buluşmayı ben istedim. Çünkü sizin bir çocuğunuz var ve küs kalmanız doğru değil bence. Yani eğer benim yüzümden uzak kalıyorsanız, görüşmüyorsanız, görüşmeniz benim için problem değil. Onu söylemek istedim, tamam mı? Gerginlik yaratmayayım aranızda. Ne gerginliği? Yok gerginlik falan, onu diyorum işte. Sen gergin misin şimdi? Biraz. Hay Allah. Ben iyi bir şey yapmaya çalıştım aslında ama... Ezel seni de mi rahatsız ettim? Yok. Önemli değil. Ne bileyim. Sen de istersin herhalde Eşan'ı görmek. Eğer yani benden çekiniyorsan, bana söyleyemiyorsan... benim için bir sorun yok demek istedim. Görüşün. Eşan bara gelsin. Ne bileyim eve gelsin. Dışarıda görüşün. Yok canım o kadar. Ben... tabii bilemem ne kadar görmek istiyorsun. Sadece benim için sorun olmadığını söylemek istedim, o kadar, pardon. Tamam canım, sen yapman gerekeni yaptın. Sağ ol, çok düşüncelisin. Hepimiz için, senin için. Mutlu olmanı istiyorum. Çok şey yaşadın. Sorun istemiyorum artık. Tamam canım. Biz konuşuruz Eyşan'la. Ben anneme bir bakayım, sonra çıkarız. Olur mu? Tamam. Eyşan. Başını kaldırabilirsin artık. Ezel gitti. Efendim? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Eşan. Mağdur kadını oynuyorsun. İyi kalpli, fedakar kadın Eşan. Ne dediğini anlamıyorum. Ezel inanacak sana. Tekrar hayatını alacak seni. Senin ne olacak? Senin nasıl derdin bu değil mi? Bade. Ezel'i görmek umurumda falan değil. Bak benden sana tavsiye. Ezel seninle mutlu. Kıymetini bil, köşene çekil. Ne olur ortalığı karıştırma. Yoksa sen zararlı çıkacaksın. İnan senin için söylüyorum. Görmüyor musun nasıl arada kalıyor Ezel? Ben onu bir kere yerim Eşan. Artık anladım seni. Ne diyeyim? Nasıl istersen. Süre verin dedi ama artık tamam. Geleceğim annem almaya. Senin fikriydi, duydun. Ne olacak?
Tamam, düzelteceğim. Söylemem gerekirdi. İçim içimi yiyordu zaten. Boşuna saklamışım. Söyle zaten. İş için görüşüyoruz neticede. Geç olmadan söyle. Niye öyle söyledin şimdi? Senin için. Belli ki iyi gidiyorsunuz Ezel. Sırla yalanla mahvetme ilişkini. Bunu bu kadar sık söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Sağ ol Eşan. Var mı benden istediğin bir şey? Kenan iğrenç bir hamle yaptı. Biz de hazırlanıyoruz. Ne yapıyor şimdi? Aklında ne var? Söyleyebilirsen. Yarın bir bağış organizasyonu var. Niye yapıyor? Maksat ne? Basına iyi görünmece. Ben de orada olacağım ama ben ilgileniyorum organizasyonla. Gel istersen. Ha, ayarlayayım. Gel sen de. Görüşmek istemeyene bak. Ne oldu Eşan? Hemen vazgeçti. Planlar yapmaya başladı. Bade bilmediğim bir şey var. Eyşan bana... Hala aşık. Onu mu diyecektin? Onu biliyorum. Bade yanlış anladın. Aa öyle mi? Ne yapacaksın? Yine tehdit mi edeceksin aşağıda yaptığın gibi? Ezel, söyle istersen artık. Boşu boşuna kalbi kırılıyor. Yine beni düşünüyor bak. Bade bir dinler misin? Asıl sen dinle Ezel. Numara yapıyor, yalan söylüyor. Kötü bir niyeti yok. Ya ikili oynuyor. Daha ne kötülük arıyorsun? Bade bir saniye dinler misin? Eyşan bana yardım etmeye çalışıyor. Hangi konuda? Eyşan benim düşmanımdan bana bilgi getiriyor. Hayatını tehlikeye atıyor benim için. Bana yardım etmek için. Söyleyemedim sana. Yanlış anlarsın diye korktum. Birkaç gündür görüşüyoruz iş için. Adam onun da düşmanı. Onun da kardeşini öldürdü. Eyşan'ın bizi kandırdığı falan yok Bade. Bana yardım etmeye çalışıyor sadece. O kadar. Biliyorum, önceden söylemem gerekirdi. Benim hatam. Şu bağış için de konuşalım ya.